Günaydın ekip. Günaydın Bob. Gidelim. Bugün Şef Tetin'in yepyeni döner restoranındaki işlerini bitiriyoruz, tamam mı çocuklar? Adı Uçan Tava. Yuhu! Harika. Uzay gemisine benziyor. Amaç da bu Scoop. Pekala, ben mutfağı yaparken Leo, Mac, Scoop ve Lofty bu girişi süsleyecek. Başka bir gezegendeymişiz gibi uzay gemisi rampamız ve ay taşlarımız olacak. Yaşasın! Ben de tavanın bir atlı karınca gibi dönmesi için elektrik tesisatını yapacağım. Müşteriler böylece yemek yerken farklı manzaraların keyfini çıkaracak. Kulağa eğlenceli geliyor. Evet! Ve ikiniz için çok özel bir sürprizim var. Öğle yemeği için özel yemeğimi hazırladım. Sardalyeli sandviç. Yaşasın! Hey. Heyecanlanacağınızı biliyordum. Merhaba Şef Tetin. Oh, en sevdiğim inşaatçı ekip dostlarım. Yardım edebilir miyiz? Evet, bunlar bu akşamki açılış ziyafetindeki şefin özel yemekleri için kremalı patlıcan, fettuçine ve ocakta ızgara yapılmış biberiyeli köfte. İşte bu kulağa lezzetli geliyor. Ama benim sardalyeli sandviçlerim kadar değil. Pekala ekip. Yapabilir miyiz? Evet, yapabiliriz. Takımla tanışın millet, biz bir ekibiz. Elimden pek çok iş gelen mutlu aileyiz. Herkes bağırsın, yaşasın ve alkışlasın. Dostlarla birlikte bugün çok çalışıyoruz. Biz bir ekibiz. Herkes bağırsın, yaşasın. Çok iyi iş çıkardık millet. Gerçekten bir uzaylının evim diyeceği bir yere benziyor. Uzaylı nedir? Uzaylının ne olduğunu herkes bilir. Leo, uzaylı nedir? Uzaylılar uzak gezegenlerden gelen çok küçük yeşil misafirlerdir. Turist gibi mi? Tatile çıkan turistler. Neye benziyorlar? Sanırım yeşil tenli, üç gözlü ve dört bacaklı canlılar ve kahvaltıda yemeği en çok sevdikleri şey... Yemek vakti. Birazdan dönerim. Vay, şu kocaman meyveli süte bakın. Göz alıcı. Kendi etrafında döndüğünde çok daha göz alıcı olacak. Döndüğünde mi? Ama bütün meyveli süt dökülür. O gerçek meyveli süt değil Mac. Sadece maket. Biliyordum. Ben çalıştırmak için motoru ve tüm elektrik şebekesini yerleştireceğim. Şef Tetin'in meyveli süt pas çok eğlenceli bir yer olacak. Bundan emin olabilirsin. Şef Tetin! Yaşasın! Hola! Ni hao! Konnichiwa! İyi günler. Burada ne arıyorsun şef? Daha işimiz bitmedi. Biliyorum ama siz meyveli süt pastanesini yaparken ben de les tetili, teti tasdikli bir karışım yapacağım sizlere. Lezneli, ne tasdik ne? Meyveli süt pastanesinin özel meyveli sütü. Harika! İçinde ne var? Hiçbir fikrim yok. Yeni malzemeler denemeye bayılırım. Hepsini karıştırıp ne çıkacağını göreceğim. Vay! O halde ekip, işe başlayalım. Mac, sen çakıllı kumu yayacaksın. Lofty, sen malzemeleri yükleyeceksin. Ve Scoop, sen de tutonla otopark için beton karacaksın. Pekala, yapabilir miyiz? Evet, yapabiliriz. Elimden pek çok iş gelen mutlu aileyiz. Herkes bağırsın, yaşasın ve alkışlasın. Biz bir ekibiz. Herkes bağırsın, yaşasın. Hey, tutun. Şef Tetin'in meyveli süt pastanesi çok eğlenceli bir yer olacak ya. Bu yüzden betonla biraz daha eğlenceli bir şey yapabileceğimizi düşündüm. Daha eğlenceli mi? Yani yeni malzemelerle deneyler yapalım. Bir karışım yapıp ne çıkacağını görelim. Aa, hayır, hayır, hayır. Betonla asla oyun olmaz Scoop. Her zamanki betondan yapacağız. Yani her zamanki betondan mı? Kesinlikle. Düz, pürüzsüz ve olabildiğince gri. Şimdi, yaptığım meyveli sütleri tadıp hangisinin gerçekten süt tasdik olduğunu söyleyecek birine ihtiyacım var. Bir şeyin süt tasdik olup olmadığını söyleyebileceğimden pek emin değilim. Aa, bu çok kolay. Tek yapman gereken bu köpüklü, kremalı, tatlı, meyveli, nefis lezzetin tadına bakmak ve ne düşündüğünü söylemek. Ben yaparım. Pekala. Bir deneyeceğim. Hadi hep birlikte bir tadım molası verelim. Belediye binasının girişine yeni bariyerler ve araba yolu için taş döşenecek. Tüm bu eski yapıları kazmamız gerekiyorsa Scoop'a güçlü kırıcıyı takmamız lazım. Evet. O da bayılıyorum. Kırıcı çekiç, kırıcı. Ne dendiğini öğrenmelisin. Bob. Başkan Madison. Heykelin büyük açılışında her şeyin muhteşem görünmesini istiyorum. Büyük açılış mı? Büyük açılış mı? Ne heykeli Başkan Madison? Spring şehri tarihindeki en iyi, enerjik ve ileri düşünceli insanın heykeli. Sizin heykelinizden mi bahsediyoruz Başkan Madison? Evet, öyle bendi. Nereden bildin? Ve heykel geldiğinde Bob, onu tam buraya koymanı istiyorum. Hiç sorun değil. Aslında sizin bir fotoğrafınızı çekmeliyim Sayın Başkan. Ardından heykeltıraşa göndereceğim. Yoksa heykel vaktinde bitmez. Olamaz. Bu şey çok dikkat gerektiriyor. Hadi Bay Bentley. Bu kadar uzun süre gülümseyemem. Evet, işte oldu. Sanırım. Tamamdır. Nasıl hissediyorsun Scoop? Harika. Yine kadar sevdiğimi biliyorsun. Scoop, onun adı kırıcı. Hatırlaması da kolay çünkü bir şeyleri kırmaya yarıyor. Şimdi anlıyorum. Artık başlayabilir miyim Bob? Başlayabilir miyim? Çok heyecanlıyım. Scoop aşırı heyecanlandığında geriliyorum. Çünkü kırıcıyı kullandığında her zaman heyecanlanıyor. Kırıcı nedir? Hayır, dadanın adı da değil. Evet, bu sadece çıkardığı ses. Neyi çıkardığı ses? Yani kırıcı, bak. Lütfen fazla heyecanlanmamaya çalış. Pekala Scoop. Telin hizasına kadar kazmalısın. Yoksa yağmur suyu düzgün biçimde akıp gitmez, anladın mı? Evet, anladım Bob. Hemen başlayabilir miyim? Kırmak istiyorum. Yani tabii dikkatlice kırmak istiyorum. Kırabilir miyim? Lütfen. Tamam Scoop, ama sadece bir soruya cevap vermen kaydıyla. Nedir o Bob? Yapabilir miyiz? Evet, yapabiliriz. Takımla tanışın millet, biz bir ekibiz. Elinden pek çok iş gelen mutlu aileyiz. Herkes bağırsın, yaşasın ve alkışlasın. Dostlarla birlikte bugün çok çalışıyoruz. Biz bir ekibiz. Herkes bağırsın, yaşasın. Muhteşem Fixham şehrinin saygıdeğer halkı. Hepiniz toplanın. Son derece asil bir tarzım var değil mi Başkan Madison? Şu anda konuşamam Bay Bentley. Yapılacak listesiyle meşgulüm. Bir kale olmadan Ortaçağ Festivali düzenleyemeyiz, öyle değil mi? Kale tamam. Festivalde bu akşamki başrolüm için çok heyecanlıyım. Acaba kostümüm nasıl olacak? Hendek tamam. Okul piyesinde oynadığım step dansı yapan 5 numaralı ananastan bu yana ilk rolüm olacak benim. İlk rolüm. Kale kapısı. Kalenin bir kapısı yok. Ama ihtiyacımız olacak. Bu iş için hemen Bob'u görevlendirelim. Merhaba Başkan Madison. Kale için yeni bir kapı mı? Elbette yapabiliriz. Hemen oraya geliyoruz. Bu harika haber Bob. Birazdan görüşürüz. Evet, kale kapısı. Bob yapacak. Pekala, festivale özel bir şapka almak için eski şapka dükkanına gideyim. Pekala ekip, kale için yeni bir dervaze yapmamız gerekiyor. Pekala, dervazenin ne olduğunu bilen var mı? Bir tür balık mı? Oh şey, kaldırılıp indirilebilen büyük bir kapıdır. Eski çağlarda rakipleri dışarıda tutmak için kullanılırmış. Kesinlikle haklısın Leo. Girişi koruyan bir kapı olmadan hiçbir kale tamamlanmış sayılmaz. Ve anlaşılan asma köprüde de bir miktar tamir işimiz var. Haklısın Mandy. Burası biraz çürümüş. Ama ağır makineler üstünden geçmedikten sonra hiç sorun değil. Dolayısıyla üçünüz asma köprüye çıkmamak konusunda dikkatli olun. Tamam Bob. Bu akşamki festivalden önce onu tamir edeceğiz. Ama önce kale kapısını yapacağız. Doğru. Peki yapabilir miyiz? Evet yapabiliriz. Takımla tanışın millet, biz bir ekibiz. Elinden pek çok iş gelen mutlu aileyiz. Herkes bağırsın, yaşasın ve alkışlasın. Dostlarla birlikte bugün çok çalışıyoruz. Biz bir ekibiz. Herkes bağırsın, yaşasın. Bize kalelerden bahset Bob. Pekala, kalelerde kimler mi kalıyordu? Kral ve kraliçeler, ayrıca çocukları yani kraliyetin çırakları olan prensler ve prensesler. Bir nevi senin gibi Leo. Evet, kesinlikle. Tıpkı benim gibi. Des, inanamıyorum. Kaç yaşındasın? Evet baba, giderek gençleşiyorsun. Teşekkür ederim Leo. Hadi artık gidelim. Çok acıktım. Şef Tetin'in yerinde 1. sınıf bir yemek ha? İşte buna doğum günü ziyafeti denir. Pekala Bob, biz dönene kadar tamirhaneme göz kulak olman gerekecek. Buranın nasıl çalıştığını anladığından emin misin peki? Hiç sorun değil Curtis. Rahat ol. Ben zaten rahatım. Yani sayılır. Sloganımı unutma. Curtis'in tamirhanesinde biz hizmeti servis istasyonunda veririz. Güzeldi Bob. Bir şey 10 kez söyleyince ezberlemeye başlıyorsun. Hadi Alfred, artık gidelim. Mutlu yıllar Curtis. Gittiler bende. Sıra gezi planımızın 2. aşamasında. Pekala ekip, gizli planımız şu. Leo, Curtis'i oyalarken biz de onun için büyük bir doğum günü sürprizi üzerinde çalışacağız. Oh vay, yoksa bir çakıl yığını mı? Çakıla bayılırım. Sürpriz çakıl mı bu? Hayır Mac, sürpriz bir çakıl yığını değil. Curtis'in tamirhane atölyesini baştan aşağı yenileyeceğiz. Tamirhanelere bayılırım. İnşaat işine girmesem sanırım bir tamirci olabilirdim. Gördüğüm kadarıyla sonunun frenlerinde Lofty dostum. Ama bugün inşaatçı olmanı istiyorum Scoop. Çünkü buraya yeni bir çatı, yeni bir tabela ve hepsinden güzeli yeni bir araç muayene kaldıracı yapacağız, tamam mı? Araç muayene kaldıracı nedir? Bahsettiği şey Mac. Sorun değil Lofty, ben açıklayayım. Araç muayene kaldıracı, araçların alttan muayene edilmeleri için yerden kaldırılmasını sağlayan bir tür kaldıraçtır. Kesinlikle. Şimdi kısa sürede yapmamız gereken çok iş var. Yapabilir miyiz? Evet, yapabiliriz. Elinden pek çok iş gelen mutlu aileyiz. Biz bir ekibiz. Herkes bağırsın, yaşasın. Belki de şu kafeden hızlıca sandviç alıp geri dönebiliriz. Sandviç mi? Başka birini iş başında bırakmaktan endişeliyim. Yapma baba. O başka biri değil Bob. Ve bugün onun doğum günü. Spring şehrinin en iyi restoranında yemek yemek üzereyiz. Yani rahat ol ve keyfini çıkar. Ben rahatım.